Mahmut eniştem ölüm döşeğinde olduğu için teyzem çok gergin. Sakın üstüne alınma, olur mu? O masada olmak cehennemdi. Gerçekten göründüğü gibi değil. Rahat ol lütfen. Hem sanırım teyzem İbrahim'in gelmemesinden de rahatsız oldu. İkimizi tanıştırmayı kafaya koymuştu. Çocuk da gelmeyince çok stres oldu. İbrahim senin çocukluk arkadaşın değil mi? E yabancılık çekmezsiniz o zaman. Sonradan hiç görüşmedik ki. Kolumun hala bu halde olduğunu bile bilmiyor olabilir. Okulda kolumun sakatlığıyla açık açık alay edenler olurdu. Onlar beni üzmezdi de. Hani hiçbir şey söylemeden üzgün üzgün bakanlar var ya. Onlar çok üzerdi. Senin için çok zor olmalı. En yakınlarımın gözlerinde bile hep aynı şeyi gördüm. Hep zavallı melek. Senin için çok üzülüyoruz. Böyle diyen gözlere bakmak o kadar zor ki. Biliyor musun? İlk kez engelini böyle açıkça dile getiren biriyle konuşuyorum. Benimle bunları paylaştığın için teşekkür ederim. Ben de ilk defa yabancı birine bu kadar açılabiliyorum. Kendimi sana çok yakın hissediyorum. Umarım Kerim abiyle her şey yolunda gider. Şu çiftlikten, hani başarı duygusunu filan unutturan havasından, suyundan bahsetsene biraz. Sen çiftliği boş ver şimdi. Geliyor galiba. Nasıl biri? Çok özür dilerim, geciktim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşler aksi gibi üst üste geldi. Toplantıdan kaçmak da mümkün olmadı. Nasıl geçti yolculuk? Kolunuz düzeldi mi? Ben Defne. Merhaba İbrahim. Ben Melek. Değişmişsin. Çok zaman oldu. Yolda görsem tanımazdım. Gidelim mi? İbrahim, Kerim abi. Merhaba. Gidelim. Gelmesi miydik hiç? Tuhaf oldu, bilmiyorum. Pek hoş bir gece değildi. Şaka gibiydi. Süheyla ablaya ne oldu anlayamadım. Defne? Bir şey söylemeyecek misin? Konuşmasak olur mu? Bakıyorum Demir'le iyi ahbap oldunuz. Öyle görünüyorsa bilemem. Niye öyle baktın Cemal'e? Senetleri alan kimse ortaya çıktı mı? Çıksın karşıma. Ödeyeceğim ilk senedini de. Neden ortaya çıkmıyor anlamış değilim. Senin borcun ne ki? Belki de o para adam için denizde kumdur. Belki de. Çıkar. Çıkar ortaya yakında. Dert ettiğim bu olsun. Yarın sana geleyim de bir acı kahveni içeyim. Konuşmuyor mu? Olmanı o kadar istiyorum ki. Sana ne olup bittiğimi sormayacağım. Ama kırıldığını, seni incittiklerini anlayabiliyorum. Lütfen orada ne olup bittiyse unut. Ya da bana bir şeyler anlat. Anlat ki rahatla. Yalnız kalmak istiyorsan gidebilirim. Gitme.
Sen uyumadın mı daha? Uyuyamadım teyze. Ne diyorsun İbrahim için? Hayal kırıklığı mı oldu yoksa? Yıllardır görmedin İbrahim'i, bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim ki? Pek hatırlamıyordum aslında. Ama İbrahim'le belki... İyi geceler teyze. Tamam. Anladım galiba. Kolun ağrıyor. Keyfin yok değil mi? İlacını almadınsa hemen getireyim. Yok oğlum, iyi. Sadece biraz yorgunum. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. Abicim. Meleğim. Melek. İyi misin sen? Orada mısın? İyiyim, yok bir şey. Ne zaman geleceksin? Çok özledim seni. Ben de seni özledim. Yarın görüşeceğiz Meleğim. Tamam, görüşürüz o zaman. Gonca, babana gözlemelerden uzatıver. Teşekkür ederim. Afiyet yavrum. Olsun babacığım. Cemal Ağa'nın benimle kahve içesi gelmiş. Bugün gelmeyi düşünüyor. Aa, hayırdır? Hayır mı şer mi, gelince göreceğiz. Bakalım, sen babanı daha iyi tanıyorsun Erman. Hani babam öyle durup dururken gelmez de o bakımdan. Defne. Senin niye keyfin yok kızım? Yok, iyiyim ben baba. O zaman seninle kahvaltıdan sonra şöyle baba kız baş başa bir at gezintisi yapalım, ha ne dersin? Asi nasıl olsa şu bitmeyen sempozyumuna gidecek ya, bari sen beni ihmal etme. Ben de ortalığı adam edeyim bari. Babam evi gezmek isterse mahcup olmayayım. Teftiş var yani. Ne teftişi kızım? Dedim evi ilk defa dolaşacaksa her şeye müdahale etmesi olmaz. Çok biliyorsunuz hepiniz. Anne baba olun da göreceğim ben sizi. Teyzen çok itiraz etti Demir. Yok saatimmiş, şuymuş, buymuş. Yağma yok dedim. Gideceğim memleketime. Toprağıma gideceğim dedim. İyi yapmışım be Demir. Bence de iyi yaptın enişte.